Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve karşınızda Bastion serimizde. Muhtemelen, hatta muhtemelen değil, evet, direkt Minecraft dışında yaptığım ilk seri. Sıfırdan başlıyorum. E-Gameplay Plus olarak başlamak isterdim ama direkt size herhangi bir spoiler falan filan yapmak istemiyorum çünkü oyunu 9 kere bitirdim. O yüzden New Game Plus'ta bayağı ilginç şeyler oluyor. Onsuit mod ilginç bir şey. Score Attack mod da ilginçtir. Neyse. Videoyu çekmeden önce bir ses ayarları falan filan yaptım ancak bu videodan sonra da bir kontrol edeceğim. Evet, siliyorum var olan save'i. Proper story is supposed to start at the beginning. Ain't so simple with this one. Now here's a kid whose whole world got all twisted, leaving him stranded on a rock in the sky. He gets up. Bu videoda muhtemelen çok fazla klavye mouse sesi duymayacaksınız çünkü gamepad ile oynuyorum. Ama belki bu yüzden benim sesim de kısık gelebilir. Aslında bu seriyi Türkçe yama ile birlikte yapmak isterdim ama Türkçe yama mevcut değil. Fakat başka bir oyunu Türkçe yama ile oynayacağım. Well, it's a touching reunion. Evet, bu oyunu daha önce tanıtmıştım size. He sees what's left of the rippling walls. Years of work undone in an instant. In the calamity. Çok fazla izlememişti ancak beğenenler bayağı beğenmişti oyunu. Ne zamandır da bunun serisini yapmak istiyordum. No ma'am, it's a gas fella. Ama şimdi elime fırsat geçti. Kid pops him good. Fella got a piece of him though. Hazır, yeni bir gamepad'im de oldu. Gerçi yeni gamepad'im bir aydır vardı ama. Kid just rages for a while. Oyunun en güzel yanlarından bir tanesi. Narrator. Tamamen yaptığınız şeylere göre de özel narration yapabiliyor demin gördüğünüz gibi. Çeviri fazla yapamayacağım. Daha doğrusu yapamayacağım direkt çünkü rezil etmek istemiyorum. Ain't a gift from the gods, but it'll have to do. Gotta hold her still to spin up the chamber. Evet, şu an benim Fori ekibim toplanmış durumda silahlar konusunda. Direkt oyunun en başından elde ediyorsunuz. Kids worked up quite a thirst by now, so that fountain looks real inviting. Sometimes you just need a drink. Kid finds a memento from a girl he knew. Always used to fancy her. A school of squirts tunnels up around them. Must have fled here from the mines. Evet, oyunu tanıttığım esnada da bahsetmiştim biraz oyundan. Oyun post apokaliptik, yani yok olmuş bir dünyada geçiyor. Daha sonra kıyamet sonrası diyebileceğimiz bir dünyada geçiyor. It's a wonder the old saloon still standing. Used to have the nicest view. Ya tabii bunu daha fazla kullanamıyoruz. İşte Clemente diye bir olay oluyor ve dünyanın tamamı mahvoluyor. He sets foot inside one of Selandia's famous watering holes. Biz de Bastion diye bir yer buluyoruz. Orada the calamity got him for. Orası sayesinde hayatta kalanlarla falan tanışıyoruz ve böyle bir hikayesi var işte. Bastion'u tamamlayıp ne yapacağımıza kendimiz karar veriyoruz. Ve kalkanımızı da elde ettik. But just as he's getting a handle on it, the security takes him for a petty thief. Clang, shield saves his hide. Windbags start turning up for last call. Evet,
Bu arada counter attack yaparsanız, yani tam saldırı geldiği saniye kalkanınızı kaldırırsanız düşmana da hasar veriyor bu. Diğer türlü sadece düşmanı sersemletiyor gördüğünüz üzere. Bu sonuçta böyle bir şey ortaya çıkıyor. More squirts start coming out of the woodwork. A big old fella pops out in front of the kid. Shh. Evet. Birazdan buradan çıkıp Bastion'a doğru yola çıkacağız. Kid sees the way to the bastion out the window. It's a bit of a drop. Narratorımız da bize anlattı. He gets a good look at things on his way down. He lands on top of a breaker's bow and it ain't broke. Ha, bu da güzel bir silahtır. Fazla kullanmıyorum ama güzeldir. Kid spies a good perch for some target practice. Wasn't long before the kid could loose an arrow, strong and true. He knows he should draw the string all the way back. The kid pockets a memento from a breaker, once the fastest man in the land. Bu firmanın 2014'ün başlarında muhtemelen çıkartacağı yeni bir oyun mevcut. Transistor diye, ki dört gözle beklediğim oyun. Çıktığı gibi benim kanalımda onun serisini göreceksiniz bu arada. Right back at ya. Eğer bunu beğenirseniz, gerçi beğenmezseniz de göreceksiniz. Hani kaçarınız yok. Ve ilk özel yeteneğimizi aldık. Özel yetenekler böyle... Özel yetenek, hani adı üstünde. İlginç bir hareket. Tabii ben normalde Hammer'ı X'e atadığım için şu an kafa biraz karışıyor. He finds the distillery right next to the arsenal. Tough part of town. One sip of the spirits in that distillery and the kid'll feel like a new man. Tabii narratorımızın sözünü kesmemek için ben genelde susmuyorum. Oyundaki level sistemi biraz ilginç. Level'da olduğunda değişik içkileri tutmak için yer veriyor sana ve size, ve içkilerin hepsinin farklı özellikleri var. Mesela bu çevredeki fragmentleri, yani paraları kendine çekiyor. Bu %10 critical kritik atak şansı veriyor ama bu canınız fullken olabiliyor önce. Bu da %10, yani canınızı %10 arttırıyor. Ha, şimdi bunu düzeltebiliriz. Evet. Evet. Ah. Some of them squirts birthing like crazy in a couple of corn bins. Ya ben neden analoglarla oynuyorken şimdi tuşlara geçtim? Once taught the kid good manners. He never used them though. Selam. An old ferry barge sends the kid on his way. The bastion's real close now. Oish. Thank you.
Ve oyundaki en sevdiğim müziklerden bir tanesi. Kid takes a chunk of alloy. Smell of barley and spoiled blueberries fills the air. Ay, ne oyundaki en nefret ettiğim yaratık. Kid maybe shouldn't have done what he just did. Uş. Rob's a scumbag. Evet, herhalde scumbag'i öldürdük. Uş. Yardımcı bu arkadaş. Kid puts him out of his misery. Ve level atladık. Şimdi yolumuza koyuluyoruz. Bastion'ı tamamlamak için, daha sonra yapı olan Bastion'ı tamamlamak için bu core'lara ihtiyaç duyuyoruz. Kid has a feeling he better get a move on. The place is starting to fall. Burada oyalanmadan koşmak gerekiyor. Kid just keeps running. Somersaulting like crazy. At last, the skyway is in sight. Whisks him where it needs to go. Evet. Kaçmayı başardık. Koru aldığımızda çoğunlukla böyle bir şey oluyor. Stranger still. Ortalık yıkılmaya başlıyor. Çünkü orayı ayakta tutan şey o korular. Anybody else survive? Bastion'a geldik. Sure enough, he finds another. He finds me. We talk for a spell. There's a bit of the Bastion's power in that crest. Enough to point the way to the cores. Ah, tamam bu yanlış, bu benim hatamdı. Çekim esasında arada böyle saçmalıklar yapabiliyoruz. All I tell is to set that core is on the monument there. Then watch. Evet. Core'la ne yapacağımızı bize gösterdi. I tried to let the kid down gently. This is the Bastion, all right. Except no one else showed up. Evet. Bu arkadaş işte narrator'ımız. Ve şimdi yavaştan the Bastion comes alive. Gördüğünüz gibi bir şeyler oluşmaya başladı. Grown stronger. Kid's gotta put its power to good use. Now the Bastion can send him even farther into the wild unknown. Evet. Kid ponders what to build. Arsenal. The Bastion's a place of peace, but we can hold our own. İkincisinde de distillery yapacağım. Kid don't know what's out there waiting for. Arsenal silahlarımızı değiştirdiğimiz yer. Distillery ise o içkileri eklediğimiz yer. Şu an iki level'ız ancak sadece birinci level'ın artısılarını kullanabiliyoruz. Bir ufak bir can artısı var. Ought to be a core down one of these twisted streets. But which one? He heads for the squirt steps. Won't be no field trip this time. Bu arada spoiler, yukarıdakinde core. Yukarıdaki girişte. Ama diğerleri... Önce ben diğerlerine gideceğim. Scumbag can digest just about anything. Except for this, it's quick for slicing and light enough to throw. Evet, katalamsı bir silahımız var artık. İşe yarar bir silah. Ne? Uzak mesafeyi yavaş, yakın mesafeyi hızlı tutmak isteyenler için gayet tercih edilmesi bir şey. Açık kendisi aynı zamanda uzak mesafe olarak da çalışıyor.
No sign of the core here. At least the kid got something for his trouble. He heads to the east side, where windbags used to keep the local forge. Oish. Bu arada atışları tam o parladığı anda yaparsanız eğer ben bunu da başaramadım ikisinde de. Inside the forge, he can fine tune those instruments of his. Ah, evet, upgrade'lerimiz de gelmiş. Kid's lifelong friends looking fit to keep on. Critical hitimiz şu an o kadar fazla bir artı vermiyor. Sana ihtiyacımız yok, seni fazla kullanmıyorum zaten. Core ain't here neither, so he's gotta guess again. Zaten tek bir seçeneğimiz kaldı. Place to find the likes of Percy the Snitch. Uyş. Ha mesela şu an power attack yaptım ve gördüğünüz gibi çok daha fazla hasar verdi. Normalde 18 veriyor, demin 22 verdi. Up north is where the gas fella foreman used to live. Tending to his bazı silahlarda o power attack çok çok daha fazla artı verebiliyor. No way, gas fellows are dressed alike. Same thing. And there it is, but it's locked down tight in an alloy cage. Bir şey ortaya çıkacaktı diye hatırlıyorum. Evet. Blustery old foreman's keeping his fellows in check, almost like he's showboating for the crowd. And now there's a new marshal in town. Evet. Şerifle olduk. He hears the whole place groan, but it's too tough to fall. Might as well check the other side streets before leaving this hole. Yes. İlk bölümümüzü de bitir. Daha sonra şey göre ilk görevimizi bitirdik. Bölüm ne daha var? The core hums the monument's calling for it. The windbags used to be all right. Then the calamity took the floor out from under him. Bir adet evcil hayvanımız var. Sen bu olacaksın. A repeater goes with a hammer better than a box of nails. Sen o kadar işime yaramıyorsun. Niye gidip tekrar onu seçtim? Kid does it again. Only fair he decides what we build next. Elbet. Tabii ki de distillery. Makes time to sample spirits from my personal supply. Şimdi sen kal. Hearty punch is so zesty, it'll let you carry on through the worst of times. Last time for Antel dedi. Traces of the cores while a kid was out. Evet, iki tane core detektifimiz var. Ya şundadır ya bunda. Evet. Hadi bakalım. In better days, the melting pot was sealed tighter than the skin on a squirt. Direkt squirtların üstüne indik. Of all the plans to survive the calamity. It had to be stab weeds. Muhtemelen bu seriyi çoğunlukla İngilizce anlayan izleyicilerim daha çok sevecektir. Çünkü narrator'ın söylediği cidden çok harika şeyler var. Harika espriler falan filan var veya hani tercüme edip onları rezil etmek istemiyorum. Core stuck inside one of those fancy cages. Ah, sugar is so much better. It's downright dangerous. He throws a switch. Now what could possibly go wrong? Tabii ki her şey. Quite a bit, as it turns out.
The cage starts lifting from the core ever so slow. All Kid can do is wait. Shipments start falling in. Not every squirt's born bad. Some spring to the Kid's defense. Bu arada üstünde kaybolanlar bizim dostlarımız. Judging by the movement of the cage, it's gonna take a little while. Yanlış hatırlamıyorsam birazdan üstünde kaybolan gas fellowlarımız da olacak. Scumbags don't take kindly to interlopers. Ah, scumbags! Sizden nefret ediyorum. İsimlerini hak ediyorlar kesinlikle. Even some gas fellas take us. Evet. Heard they pop that mean old foreman. Arkadaşımız olan gas fellowlar da geldi. Güzel güzel dostum. At this rate, maybe 5 more minutes, maybe 30. Hard to tell. O esnada biz de paraları alalım. Squirts get real territorial around the core. Then a shipment of free samples shows up. It ain't all bad, as the Kid finds some spices from the motherland, tax free. One thing's for sure, that cage is awful heavy. Evet. Muhtemelen. He's hurting. Ne? Öldük. Ama şöyle güzel bir olay var. Öldüğümüzde bize bir şans veriyor. Demin aldığımız bir içki sayesinde o şans sayısı 2'ye çıktı. It's a troublesome scene to be sure. Bu iş. Take a few seconds. Finally, the core's within reach. And done. He's got it. Evet. Just gotta get to the nearest barge. Biraz daha savaşmaya devam edelim de şu an bayağı zorlu rakipler geldi. İleride çok kolay olacaklar ancak şu an için inanılmaz zorlar. Hazır gelmişken biraz kazanç da sağlayalım. Ain't no easy way out of this mess. Neyse. Evet, yola çıktık. Bakalım bu I still remember the look on his face after that one. Evet. Monuments'ı da koyalım. The old world's finished, but the new world's just getting started. Şunu inşa edelim. Forge tabii ki de. A lot of things need fixing up in this world. Evet, seni upgrade edelim. And we can start right here. Fast reload mu yoksa ammo kapasite mi? Turns out those old bones still have some spark in them. Ammo kapasiteyi arttırdım. Folks voyaged across the boundless sea to found Ceylandia. It was good living here for a while. Ve o diğer görevimizi de tamamlayıp bu arada şunlar da challenge'lar. Bunlardan bazı beğendiklerim var. Onları yapacağım bir ara. O da belki hepsini de bitirebilirim sizin için. Couples used to walk the sundown path. Kid ain't here for pleasure though.
Burayı da bitirip bu bölümü bitireceğim sanırım. Bu seri kaç bölüm sürer tahmin et, ya bilemiyorum, belki 10 bölüm falan sürebilir. But then somebody gets to the core before the kid. Evet. Core'u bizden, biri bizden önce aldı. The floor starts giving way under the lightest step. A single panic squirt could bring the whole place down. Fragments of the old world rain from the sky. Bu da demek oluyor ki tek hayatta kalan biz değiliz. Zaten Rooks'umuzda var. Bizim dışımızda da hayatta kalmış. See, the path was intended for leisurely strolling and such. Ve fonum da coşmaya başladı bu arada tabii ki de. Sky bridges link the path together. One of them bridges whips the kid along. Finds a spyglass. Like the ones they'd use to search the stars. Quick and careful is the only way to go. Bu olmadı ama. The calamity changed everything. Even where the wind blows. Well, if we mastered the winds in the old days, we could do it again. But the question is, who else could have taken the core? Well, ain't no survivor stole the thing. Scumbag ate it by mistake. Tough break. Unlike the kid, that core ain't coming back. Evet, öyle bir durumumuz var. Bölümden elimiz boş. No, they used to ship live munitions down the path. Ama şöyle güzel bir şeyimiz var. He's wise to toss those things plenty far away. Bu bir beceriksizlik sonucu oldu. O something bilmem neler şey, silahlarımızın upgrade malzemeleri, neyse bu kendi başına öldü. Silahlarımızı onunla upgrade ediyoruz. O iş. They get real cranky when you wake them up. Neyse, bu kolay, el bombamız olduğu için kolay ellim. In all this toil, kid keeps coming back to an overwhelming question. Who else could have survived the calamity? Evet. Başka kim kurtuldu? Evet, sanırsam bu bölümü burada bitiriyoruz. Şuraları da tamamlayayım. So he didn't find the core that time, but that ain't about to stop us. We could always see the stars. We just never could reach them, no matter how high we built. Evet. Upgrade'lerimize sonraki bölüm bakarız. Evet, bu bölümü burada bitirebilirim. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesiz köftenin günler, iyi eğlenceler.